Şurada dev bir kaydırak olsun. Sarı bir macun oldu. Durmuyor. Hop. Şimdi en eğlenceli kısmı şekil yapmak. Birazcık daha hamurun üstünü oynayalım. Sonra bir tane tilkicik alalım mı? Bu ne? Panda mı? Ayıcık mı? Koala mı? Evde kendi başıma yaptıklarım bu kadar güzel olmuyordu. Bilerek yaptık diyebiliriz. Boynuzlar kahverengi olsun diye. Burası bir park. Şuraya ağaç koyalım. Şuraya da ve tabii ki her yere ağaçlar. Şurada dev bir kaydırak olsun. Burası yürüyüş yolunun başlangıcı yapayım. Ve tabii ki salıncaklar. Park planlarına daldım. Gene programı açmayı unuttum. En küçüğünden en büyüğüne, bütün izleyicilerimiz Teneffüs Mutfakta'ya hoş geldiniz. Ama burası öyle bir park ki insan kendini bile unutabilir. Mart ayının ilk haftasındayız. Bu ilk haftamız için size bir ilki seçtik. Bundan tam 149 yıl önce dünyanın ilk milli parkı açıldı. Gidip beraber bakalım mı nerede olduğuna? İşte burada. 1872'de dünyanın ilk milli parkı 9000 metrekarelik bir alanda Amerika'da açıldı ve ismini Yellowstone Milli Parkı koydular. Sonrasında ünü o kadar çok yayıldı ki dünyanın farklı farklı yerlerinde milli parklar açılmaya başladı. Bizim güzel ülkemizde de ilk milli park 1958 yılında Yozgat'ta açıldı. Sonraki yıllarda güzel ülkemizin çeşitli şehirlerinde milli parklar açılmaya devam etti. Kuş cıvıltıları, karıncaların ayak sesleri, solucanların mutlu mırıltıları, top oynayan çocukların kahkahaları 42 şehrimizden duyulmaya başlandı. Bugün ülkemizdeki milli parkların toplam alanı yaklaşık 900 bin hektar. Dünyanın ilk milli parkından bahsettik. Peki parkların en daimi, belki de gerçek sahipleri kimler? Hayvanlar, ağaçlar. Bugün sizlerle beraber işte onları anlatan, onları gösteren kurabiyeler yapacağız. Böylece bu kurabiyeleri ne zaman yaparsanız ve yerseniz hep milli parklarımızı, ağaçlarımızı, korumamız gereken hayvanlarımızı hatırlayacaksınız. Hadi beraber mutfağa geçelim. Şimdi sizlerle beraber hayvan şekilli ve çiçekli kurabiyeleri yapmak için neler gerekiyor, hangi malzemelerimiz lazım onları sayalım. Malzemelerimiz 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı tereyağı, 1 tane yumurta, 2 tatlı kaşığı kabartma tozu yani 1 paket, yarım tatlı kaşığı tuz ve 3 su bardağı un. Dilerseniz bunlara bir paket vanilya ekleyebilirsiniz. İlk önce bir mikser yardımıyla ya da isterseniz büyüğünüz bunu geniş bir kaseye koyar, orada yoğurursunuz. İlk önce tereyağımızı ve şekerimizi karıştıracağız. Tereyağımız ve şekerimiz muhteşem bir biçimde karıştılar. Şimdi yumurtayı ekleme zamanı. Karıştırmak. Sarı bir macun oldu. Durmuyor. Şimdi sıvı malzemelerimizi, yani en çok böyle yapış yapış birbirine yapacak malzemelerimizi karıştırdık. Sıra geldi kuru malzemeleri karıştırmaya. Bunun için de unumu aldım. Kabartma tozlarımı ekliyorum. Birazcık da tuz ekliyorum. Hepsini gizemli bir karışım yapıyormuş gibi yavaş yavaş karıştırıyorum. Sonra da
azar azar sıvılara ekleyeceğim. Bunu kullanalım mı? Ellerimiz temiz kalır. Ellerimizin kirlenmesini tercih ederim ama. Zaten eğer böyle bir mikser kullanmıyorsanız şu an elleriniz gayet mutlu bir haldedirler. Hop, hop. Ve son. Şimdi en eğlenceli kısmı şekil yapmak. Tezgahımı çok hafif unlayacağım. Hamurumu alacağım ve eğlence başlayacak. Muhteşem bir kurabiyeye dönüşebilecek hiçbir parça israf olmasın istiyorum. Başlıyoruz yoğurmaya. Bunu sizden başka birisi derse ki, sen uğraşma, ben senin için yoğururum, asla kabul etmeyin. Şimdi bütün minik hamur parçalarını topladım ve bu dev hamurumu üçe ayıracağım. 1, 2 ve 3. Birazcık daha unlayalım. Niye unluyoruz tezgahımızı? Çünkü hamurlarımız yapışmasın istiyoruz. Hayvan şekillerimizi kestiğimiz zaman kolayca çıksın tezgahtan istiyoruz. O yüzden önden unlarsak işimiz kolay oluyor. Birazcık da hamurun üstünü unlayalım. Başlıyoruz açmaya. İsterseniz bu aşamaları merdane ile devam edebilirsiniz. Ama bence sanki elimizde bastıra bastıra yaptığımız kurabiyeler daha lezzetli oluyor gibi. Portakal acaba üstü düzgün olsun diyorsanız o zaman tam birazcık azıcık. Bu arada fırını da 200 dereceye getirmeyi unutmayın. İlk seçtiğim şekil. Sonra bir tane tilkicik alalım mı? Bir tane minik kuş. Bir tane geyik. Bu ne? Panda mı? Ayıcık mı? Koala mı? Tavşan. Bir tane köpek. Bir tane lale. Yer kaldı mı? Bir tane boz ayımız var ama sığacak mı sizce? Hayır. Hadi hayır. Orayı kalplerimizle dolduralım. İkinci hamurda seni kullanacağız ama. Tamam. Hepsini sıkıca bastıralım. Şimdi bunları geri kaldıralım. Yavaşça. Kaldırmadan son bir kez daha. Ne kadar iyi bastırırsanız şekiller o kadar güzel çıkıyor. Size bir sır vereyim mi? Evde kendi başıma yaptıklarım o kadar güzel olmuyordu. Sizle beraber yapmamızın şansı galiba. Eğer çok ince olanlar varsa bunları daha yavaşça, benim gibi sabırsızlar için bir sabır imtihanı. Bunları toparlıyorum ki tekrar kullanacağım. Bu arta kalanların hepsini biriktireceğim kenarda. Üç parçadan da, yani bu üç hamurdan da arta kalanları sonra tekrar bir araya getireceğim. Güçlerini birleştireceğim. Bir tane daha hamur yapacağım. Şimdi bunu hiç bekletmeden tepsiye dizeceğim. Ben diğer hamur yaparken o pişsin. Tepsiye alalım mı? Minik bir ameliyat yapıyorum. Yine korktuklarımdan bir tanesi daha. Aranızda mutfakta çok yetenekliler olduğunu biliyorum. Bana gönderiyorsunuz yaptıklarınızın fotoğrafını. Çok mutlu oluyorum. Bu kurabiyelerimi dilerseniz şekilli kalıplarla ya da kendi hayal gücünüzle istediğiniz şekillerde yapıp şekil verip yaparsanız, bana gönderirseniz ben de hikayelerimi paylaşabilirim. Evet, gördüğünüz gibi en zorları en sona bıraktım. Gel, 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 gel. Başardık vallahi. Şimdi bunu fırına götüreceğim. Fırınımız o sırada 200 derecede ısınmış. Bir 6-8 dakika, maksimum 8 dakika. Böyle yazıyor tarifte. Biz gene bakacağız, konuşacağız ama. Daha fazla yoksa kenarları yanmaya başlayacak. Pişireceğiz. O arada ötekileri de yapacağız. Hadi bakalım. Fırını kapatıyorum. Kapatmıyorum yani, kapağını kapatıyorum. Süresini kaç dakika yapalım? 7 dakika. 7 dakika yapalım. Tamam. O 7 dakikada bipleyecek. Biz de diğer tepsiyi hazırlayacağız.
dakika dedik ama bizimkisi 5 dakikada oldu. Bu yüzden Portakal Ağacı ablanızdan size minik bir not. Eğer bir şey işte böyle çok kısa sürede vesaire diyorsa siz gene de ne olur ne olmaz o ilk dakikalarda bakmaya devam edin ki yanıp bütün malzeme ziyan olmasın. Ama iyi kurtardık. Bilerek yaptık diyebiliriz. Boynuzlar kahverengi olsun diye. Peki Lale ne diyeceksin netice bilmiyorum. Bunları kurtaracağım. Hepsini bitireceğiz. Ondan sonra tabağa dizeceğiz. Şekilli kurabiyelerimiz hazır. Bugün sizlerle beraber dünyanın ilk milli parkının yapılışını, açılışını konuştuk. Haftaya yepyeni bir tarifte, yepyeni bir özel günde tekrardan buluşmak umuduyla. Ağaçlar hep dostumuz, parklar her zaman oyun alanımız olsun. Hoşça kalın.